1984 Avrupa Şampiyonası çeyrek final maçında defans oyuncusu Maceda'nın kafa golüyle İspanya yarı finale çıkarken bir önceki turnuvanın sahibi Batı Almanya kupaya erken veda etti. Yenilgi Alman futbolunda depreme yol açtı. Jupp Derwall Alman milli takımındaki görevinden ayrıldı. Tomislav Ivic'in gittiği 1984 yılında teknik direktörsüz kalan Galatasaray'da yöneticiler Alp Yalman ve Faruk Süren Jupp Derwall'e teklif götürdü. Derwall 12 Temmuz 1984 günü teklifi kabul etti ve Galatasaray'ın yeni teknik direktörü oldu. Bundesliga takımlarının teklifini reddeden ve Almanya'nın en iyi teknik direktörlerinden biri olarak kabul edilen Jupp Derwall ilk sezonunda Galatasaray'a Türkiye Kupası kazandırdı. İkinci yılında Galatasaray'ı namağlup ikinci yapan Jupp Derwall, üçüncü sezonunda Galatasaray'ı 14 yıl aradan sonra şampiyon yapan teknik direktör oldu. Derwall bu kez arka planda kaldığı dördüncü sezonunda Mustafa Denizli ile birlikte Galatasaray'ı ligin zirvesine taşıdı. Gelişiyle birlikte Türkiye futbolunun yurt dışında tanınırlığını artıran Derwall, antrenman teknikleri, futbol taktiği ile Türk futboluna katkılar yaptı. Alman teknik adam 26 Haziran 2007'de 80 yaşında aramızdan ayrıldı.